İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Neden? Ramazan'da yoktuk bildiğiniz üzere. Ramazan'da biraz dinlenelim dedik. Ramazan'da videosu çekmesi çok zor. Konuşuyorsunuz, susuyorsunuz. Susunca da orucunuz sakata giriyor. En istedim Ramazan'dan sonra dop dolu yepyeni içeriklerle geleyim. Bayramın ilk günü bayram şekeri tadında bir oyun tanıtmak istedim size. Minecraft'ı sevenler bu oyuna bayılacaklardır. Eminim ki bu oyun tabii ki de erken erişim oyunu. Colony Survival yani bir koloni kuruyorsunuz yani bir krallık kuruyorsunuz şu arkada da görünüyor. Ve adamlarınıza görevler verip gelişmeye çalışıyorsunuz. Gece olunca zombiler çıkıyor, zombileri öldürüyorsunuz. Bu adamlarınızı koruyorsunuz çünkü bu adamlarınız fosur fosur uyuyor geceleri. Şöyle özelliklerine bakalım. Multiplayer kısmı varmış. İstersek biz kurabiliyormuşuz. Ama bunları nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini hiçbir fikrim yok. Setting kısmına geldiğimiz zaman da burada language kısmı var. Language bayağı bir language var. Oyunlar fazlalaştıkça rekabet artıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir dil seçeneği var. İtalyancasından tutun şusuna busuna kadar. Eskiden bu kadar çok oyunlar yeni çıkan oyunlarda dil seçeneği olmaz. Belki ilerleyen zamanlarda bunun Türkçesini görebiliriz eğer çok tutarsa Türkiye'de. Şimdi biz bir yeni bir olay oluşturalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. İçeride daha detaylı anlatırız. Evet, oyunu gördüğünüz gibi Minecraft'tan hiçbir farkı yok. Yalnız ağacın üstünde spawn etti bizi. İlk olarak kendinize tabii ki tahta topluyorsunuz. Tahtayı şu şekilde topluyorsunuz. Pat 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 pat. Biraz seslerini arttırsam mı? Ağaçları da topluyorsunuz. Ağaçlardan işte bu yapraklarından sapling çıkıyor. Sapling mesela bir tane sapling çıktı. Hemen. Biraz da odun toplayalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ilk olarak kendinize yerleşecek bir alan seçiyorsunuz. Bir alan bulalım. Güzel bir alan bulalım şöyle. Alan bulalım. İşte bu alan geniş bir alan. Şurada dağma var. Şeyler var. Böyle su kenarı da olsun ya. Suyu. Ben seviyorum böyle su kenarı olsun. Tatlı tatlı. Bu ağaç da güzelmiş ha. Ya şu an tabii ne baltaya ihtiyacım var, ne kazma ihtiyacım var. Böyle sanki Minecraft'ın Creative modundaymışım gibi toplayabiliyorum itemleri. Ama belki erken erişim oluyor. İlerleyen zamanlarda bunlar için de işte kazmadır. Efendime söyleyeyim. Baltadır. Girecek. Zaten oyunda var ama aktif olarak yok. Şöyle biraz gezineyim etrafta dedim ama pek de bir böyle su kenarına rastlamadım. Belki de buralarda vardır. Umuyorum. Ummak istiyorum. Neredesin? Neredesin? Beni unutsun demişsin. Neredesin? Bu oyun ne tarz bir oyun? Bu oyun şöyle odunları toplayalım. Ve güzel bir yere yerleşelim. Şurayı da alayım. Hop, bu kalsın. Bu kalsın. Sanki şuralar açıklık maçıklık ama suyu bulamayacağım galiba. Burası da geniş bir alan. Bize de geniş bir alan lazım zaten. Çünkü bir krallık kuracağız. Böyle kolay iş değil. Şurası yükleme hatası mı yoksa su mu? Su mu buldum? Ama ya Rabbim su kenarını su kenarında bulduk. Süper. Tamam işte. Mesela burada plajımız var. Biraz ooo bayağı parlak. Suyumuz var. Hop. Hani suyun pek bir önemi var mı bilmiyorum. Şu ana kadar ben suyun önemini görmedim ama su kenarına yerleşmek iyidir. İnsanın en birinci ihtiyacı. Ramazan'da buna şahit olduk. Şunları da toplayayım. Şimdiki efendim oyundan bahsedecek olur isek. Gördüğünüz gibi alt kısımda, alt slotta birinci ve ikincisinin seçeneği seçtiğimizde hatta şöyle seçeyim. Burada İşte krallığınızı yöneteceğiniz bir kısım. Burada da krallığınızı belirleyeceğiniz ve oraya adam alacağınız kısım var. Ben şimdi krallığımı şuraya kurmak istiyorum mesela. Şuradaki çimenleri kaldırayım. Şuraya ufaktan tahtadan şöyle bir yapılar inşa etmeye başlayayım. Şöyle. Daha sonra 2'ye basıyorum. Ve buraya bayrağımızı dikiyoruz. Krallığımızı kurmuş oluyoruz. Daha sonra i'ye bastığımız zaman stockpile kısmı var. Artık burada şu itemleri görebiliyorsunuz. İşte okumuz var 300 tane.
Torcumuz var 10 tane. 20 tane demirimiz var. Wheat seed'imiz var ekebileceğimiz. Bunları da aynı zamanda stockpile kısmına atabiliyoruz üstümüzdeki itemleri. Burada craft seçeneklerimiz var. Yatak yapabiliyormuşuz. Yatak için ne lazımmış? Şu straw'dan lazımmış. Yani bildiğimiz saman ve odun. Tabii ki de ok yapabiliyormuşuz. Hatta bir tane yapalım ve buraya koyalım. Burada dursun. Daha sonra okun yeterse. Quaver yapabiliyoruz. Bu Quaver gece zombilere karşı sizi koruyacak adamların yerini belirlemek için yapıyorsunuz. Mesela alalım şunu bir tane. İki tane yapıyormuş. Mesela diyorum ki ben birinci adam şurada dursun. Şu şekilde R'ye basıp diyor ki hemen sol altta çıktı. Senin diyor askere ihtiyacın var diyor. Asker için işte adama ihtiyacım falan. Onun için yatak yapacağız. Onun için yiyecek vereceğiz falan. Sağ üst köşede de benim kafamın üstünde 300 tane food. Günde harcanılan yiyeceği gösteriyor. Sıfır. Kimsemiz yok. 300 tane de okumuz varmış. Şimdi ilk olarak gerçi gece oluyor ya. O kadar konuştuk gece oldu. Ben burayı biraz daha genişleteyim. Bayrağımızın bulunduğu yeri. Böyle odunlarla modunlarla bir ufak bir şuraya ev tadında, kulübe tadında bir yer yapayım. Buraya adam alayım. Şimdi gece zombileri de göstereceğim size. Ondan sonra gündüz olana kadar ben buraları halletmiş olurum. Herhalde biraz daha böyle ev yapmış olurum. Yani korunaklı bir yer yapmış olurum. Daha sonra kale yapacağız kendimize. Kocaman kaleler yapacağız. Biraz daha büyüteyim. Bunlar da saman. Ama saman diyorum. Bunlar da çimen. İstediğiniz gibi dekoratif olarak da kullanabiliyorsunuz. Gene blok olarak üstünüze geliyor. Ama tabii erkenler için oyun olduğu için küreksiz değil. Elle baya böyle çatır 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 topluyorsunuz. Eğer Creative modda Minecraft oynamayı sevenlerin çok çok seveceğine inandığım bir oyun. O yüzden tanıtıyorum zaten böyle. Direkt odunları da dizelim. Yalnız benim ok yapmam lazım. Gece ha yapmışım zaten. Şu okumu koyayım şuraya bunu atayım stockpile'ıma. Şöyle. Bizim inventörümüz şu aşağıda bulunan işte okun, ne bileyim tahtanın, samanın bulunduğu kısım. Yani orası stockpile'ımız ama istediğimiz herhangi bir yerden de stockpile'a ulaşabiliyoruz. Şimdi biraz şundan craft edeyim ben. 20 tane mi etti? Şunları al ve de craft et. Etmedim mi lan? Heh, 200 tane craft etmiş. Şu kadarı yeterli şimdilik bizim için. Şimdi gece olacak ve de yaratıklar çıkacak. İnşallah. Şöyle şuraları tamamlayayım. Odunla. Düşme. Evet, zombi saldırılarını bekliyorum bakalım. Ha, benim okum olmadığı için tabii ok atamıyorum. Hemen inventörüme. Aslında stockpile'ımda var ama şöyle bir 50 tane ok üstüme koymam lazım. Şurası benim inventörüm, burası stockpile'ım. Buradan alıp koyabiliyorum. Ekmeğim var. Güzel. Evet, zombiler gelecek mi bakalım. Yoksa birileri geldiği zaman mı zombiler geliyordu ya? Şu an bana saldırırlar mı acaba? Zombi bekliyorum ama zombiler büyük ihtimal yok. O zaman biz ne yapalım? Bir sabah olsun devam edelim. Evet. Evet gündüz oluyor ufaktan. Ufak böyle bir korunaklı bir yer yaptım. İlk kalemizi yaptık. Belki buraya ilerleyen zamanlarda kalemizin işte taht odası olarak yaparız. Şimdi şunları bir yok bu lazım bana. Şimdi ilk olarak iki tane yatak yapmak istiyorum. Hemen bir taneyi yaptım. Şunu at. Biraz daha bana galiba saman lazım. Hatta üç tane yapalım. Üç taneyi yaptık. Üç taneyi koydum. Bunları hemen atıyorum. Bunlarla işim yok. Şu saplikleri, çimenleri, mimenleri atalım. Şimdi arkadaşlar, ikinci kısma bastığımızda buradan adam çağırabiliyoruz. Birinci kısma bastığımızda Command Tools var. Yani emretme yeri var. Emretme yerine bastığımızda Wear Farmer var mesela. İlk yapacağımız işlerden biri bu. Sağ tıkla basıyorum ve bir alan belirliyorum. Yani burası ne olacak?
İşte buğday alanı. Tıklıyorum, hemen diyor ki bana bir tane adam lazım diyor. Ama diyor senin diyor ekibinde adam yok. Hemen ikiye tıklıyorum, sağa tıklıyorum. Bir tane adam almak için günde 5 tane yiyecek yiyor. 50 tane de şimdilik gelmek için yiyecek istiyor senden dediğim zaman. Buna tıklıyorum ama ne diyor? Adamın yatıracağı yatağın yok diyor. Boşta bir yatağın yok diyor. Ne yapacağız? O yüzden gideceğiz. Hemen bir yatak atacağız şuraya. Yatak attık ve tekrar ikiye bastım. Hop, adamımız geldi. Bu adam kendi görevini bildiği için direkt gidiyor buraya buğday ekecek. Buğday ekmesi için de sizin stockpile'ınızda şu wheat seedlerden olması lazım. Gördüğünüz gibi gidiyor ufak ufak ekmeye başlıyor. Zamanı geldiği zaman onları toplayacak. Bir de bizim bu adamları korumamız lazım. Bu adamları korumak için az önce yapmıştık böyle ok koyma yeri yapmıştık hatırlıyorsanız. Bunu alalım. Şundan bir tane gece olunca bunları korusun diye şöyle yüksek bir yere koyalım. Şöyle. Pardon. T'ye bastım. R'ye basıp yön değiştirebiliyorsunuz. Bastım. Diyor ki bir kişiye daha ihtiyacım var. Onun için yatağa ihtiyacım var diyecek. O yüzden ben yatağı şimdiden koyayım şöyle. Bu yatak yerlerini daha sonra yaparız. Daha sonra şuradan bir kişi daha aldım. Bu da okçu olduğu için. Ha, okçu diyor ki benim okum yok diyor. Bana ok ver diyor. Elimdeki oku vereyim şimdilik. Al oku git. Oku alır almaz yukarı çıkıyor. Kendime de ok yapayım bu arada. Ok lazım. Ve de yukarıda nöbet tutmaya başlıyor. Bu sabah akşam nöbet tutuyor. Hiç buradan ayrılmıyor. Bu gece olduğu zaman yatağına gidip yatıyor. Ama bu yatağına yatma gibi bir şey yok. Aslanlar gibi kalemizi savunuyor. Geceleri zaten zombiler gelecek falan fişmeken. Şimdi tamam buğdayımızı yaptık. Ama buğdayı topladığımız zaman onu ekmek yapmamız için bir adama daha ihtiyacımız var. Onun için furnace yapacağız. Onun için de artık ufaktan bir madene inelim. Madene nereden ineyim? Şuradan bir maden kazısına başlayalım. Şöyle ufaktan toprakları alalım. Dediğim gibi şimdilik bir şeyi yok yani. Hani bir atraksiyona girmiyorsunuz. Yani taş kazmıyorsunuz falan. Böyle toplayıp alıyoruz. Tabii şu anki taşları biraz daha ağır kazıyoruz. Şöyle hop. 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 Şöyle bir aşağı kadar ineceğim. Size de bir şey göstermek istiyorum. Tabii bunda demir de üreteceğiz. Altın da üreteceğiz. Gümüş de üreteceğiz. Bunları nereden bulacağınıza gelince ilk bölümden göstereyim. Daha sonra mining kısmından da gösteririm. Şimdi böyle Bedrock dediğimiz şeyde Minecraft'ta ona kadar ineceğiz. Aşağı kadar ineceğiz yani. Bedrock'ı bulacağız. Aşağı kadar inip Bedrock'ı bulmamız lazım. Bedrock'ın oralarda sınırsız sayıda işte demir, sınırsız sayıda altın, sınırsız sayıda gümüş, ne bir şeyler var. Oo, onu fazla yaptım. Hemen şuraya bir tane taş koyayım. Onu değil. Onu değil evladım. Heh, Petrak'ı gördük şimdi. Gördüğünüz gibi ilk seferden de şunu al. Demir geldi galiba. Topluyorum. Nereye gidiyor? Ha, clay gelmiş. Bu clay'miş. Sınırsız sayıda clay'im var. İkinciye ne geldi? Hemen bakıyorum. Topladım. Bu da gupsiyon diye bir şeymiş. O neyse artık. Daha sonra işte demirdir, altındır. Bunları da arı arıya bulacağız. Gene yerlerdedir büyük ihtimal. Kömür var, demir var, altın var. Her şey var. Bu şekilde de madeni yapıyorsunuz. Şöyle. Daha sonraki bölümlerde işte ne bileyim böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler yap. Yani kendi köylülerinizi oluşturuyorsunuz ve orada alışveriş yapıyorsunuz. Altın üretip işte altından para üretip şeyler yapıyorsunuz da başka bir şey çıkmadı şimdilik. Neyse burayı daha sonra genişleteceğiz tabii. Daha çok şey bulacağız. Yerlerden büyük ihtimal çıkıyor da şuralardan. Farklı farklı madenler çıkıyor. Mesela kömür çıktı. Şuradaki kara kara şeyler kömürdür. Değil mi? Hayır. Kömür, işte demir, altın gibi
ham maddeleri bulabildiğimiz bir yer. Burası madenimiz olsun, şimdilik dursun. Şöyle zıplaya zıplaya çıkalım. Gördüğünüz gibi günde 10 tane yiyecek tüketiyormuşuz. Ve de bu yiyecekler neden dolayı? 2 kişi bulunduğundan dolayı. Aha, bir bu yiyor 5 taneyi, bir de bu yiyor 5 taneyi. Ama ne yapıyorlar? Şu anlık bir iş yapmıyorlar. Şimdi gel gelelim yine craft bölümümüze. Buradan oven yapıyoruz. Oven'dan da işte ekmek üretmemiz için gerekli şeyler lazım. Bunu da yapmak için taş lazım. Taş topladık zaten aşağıdan. Şimdi bunu da götüreceğim. İstediğim herhangi bir yere koyacağım. Şimdilik bunları buraya koyuyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bunlara ayrı ayrı binalar yapacağız. İşte ekmekçi için ayrı bina, yok ne bileyim farmcılar için ayrı bir bina yaparız. Giderler orada kalırlar. Şimdi bir de bunlar, atıyorum, bunları topladığı zaman götürüp bayrağa koyuyorlar. Çünkü stockpile'ımız burası. Tamam, şimdilik kısa bir yerdeler ama mesela madenci için madenci koyacağız oraya. Maden toplayıp tekrardan bayrağa getirmesi hani uzun sürer diye şu tarz bir şey geliştirmişler. Hemen tahta alıyorum kendime. Tahtayı aldıktan sonra şuradan şöyle kutu yapıyorum. Kutuyu da getiriyorum. Şuraya koyuyorum. Bu topladığı itemleri kutuya koyuyor. Veya item lazımsa buradan alıp direkt alıyor. Bu da çok rahatlık sağlıyor size. Hatta bundan bir tane daha yapacağım şimdi. Bir tane daha yaptım. Zaten craft yapması çok kolay. Bir tane daha yaptım. Onu da getireceğim. Buraya koyacağım. Ekmek yaparken rahat yapsın. Burada yansın. Direkt yapsın. Burada yansın. Direkt yapsın. Ben de onun yatağını koyayım. Yarın da buğdaylarımız olur. İlk yemeğimizi de yemiş oluruz. Ufaktan akşam oluyor. Gördüğünüz gibi adamımız ne yapıyor? Hilmi dayı, yürü bakalım. Uyumaya gidiyor. Ben de madem o uyumaya gidiyor, buralara zombiler girmesin diye şurayı kapatayım. Sonra açarız. Şöyle kapattık. Ve de bekleyelim. Bu okçuyla beraber zombilerin gelmesini. Gelin ulan. Vicdansızlar. Yüreğimsizler. Bakayım. Kimler gelecek? Hacı dayı. Gözlere bak, gözlere. Vay, bu adam uyuyor be ben. Uyuyormuş. Employment. Hadi lan, zombiler gelsin artık. Zombi istiyoruz. Zombiler nerede? Zombiler. Oğlum, zombiler yok mu lan? Kapatmadım inşallah zombileri. İnşallah kapatmamışımdır. Çünkü zombi çıkmıyor. Zombi çıkmıyorsa bir anlamı yok. Ulan kutuymuş, heyecanlandım ya. Acaba üçüncü gecesi mi saldırmaya başlıyorlar ya? İlk iki gece başlamıyorlar mı? Sen bu konu hakkında bir şey biliyor musun yavrum? He? Hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Yalnız oyunun grafikleri çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti. Oyunun grafikleri gerçekten güzel. Hani alıp oynamanızı tavsiye ederim. 20 lira mıydı neydi Steam'de? Hele Steam yaz indirimlerinde belki daha da düşmüş olabilir. Ve bu zombiler çıkmayacak galiba. Aha da karşıdan geliyor bir tane zombi. Süper. Bakalım bu adamımız ne kadar uzaklıktan vurabilecek o zombiyi. Aha, bir tane daha geliyor. Şöyle beyaz beyaz gözleri olan zombiler. Hacı dayı, sana bıraktım. İstersek biz de vurabiliriz. Aha da böyle ok atabiliyoruz. Ama o arada adam kiraladık. 50 tane yiyecek verdik buna. Her gün 5 tane de veriyoruz. İşini yapsın bir zahmet. Zombiler geliyor. Hacı dayı. Bu oyunda bence eksik olan kısım kapı. Oyunda kapı yok arkadaşlar. Yani oyun kapısız. Kapısız köyden çıkmışlar. Hacı dayı, vuracaksın değil mi? Gördüğünüz gibi dedi, ateş etti ve öldürdü. Aha. Ha, şey, kapıyı kapattığım için diyor ki dışarıyla bağlantım kesildi diyor. Aman, sabah olsun açarız. Sabah olunca açacağız ne de olsa. Şimdi bir zombi daha geliyor. Bakalım onu da vurabilecek mi? Hadi bekliyoruz. Vur onu. Çat, indirdi. Helal olsun sana. Hadi bir tane zombiyi de ben indireyim be. Seni mi kıracağım? Şöyle gidelim.
Bu zombi abimiz de ben indireyim. Ben ok atayım ve sabah oluyor. Ne güzel ne güzel. Bunlar da büyüyor. Başka neyimiz var? Vallahi şu Berisik var. Bu da yeni güncelleme ile geldi. Daha nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir sonraki bölümde onunla uğraşırız. Şimdi ekmek yapmakla uğraşalım biraz. Ekmek candır. Ulan ok attım yanlışlıkla ya. Şimdi kapımız açıldı. Ama zombiler gelmeye hala devam ediyor. Oğlum, güneş doğdu. Güneş. Güneş doğdu. Nereye geliyorsun? Güneş lan. Bak oradan. Yanman lazım senin vicdansız. Bunun için yani suyun yanında olmasına gerek yok. Belki yanında olduğu zaman daha mı hızlı büyüyor bilmiyorum ama şu anlık su istemiyor bizden. Şimdi bunlar büyüyünce bu hasat edecek. Hasat ettikten sonra bir de ne alırız kendimize. Hatta şimdi bile alsak olur ya. Ama beslemek istemiyorum onu. İstesem çat diye alırım yani de. Onu beslemek istemiyorum. Yatağımız var. Biz de bu arada ne yapalım? Şuranın üstünü mü kapatsak? Kapatmasak mı? Kararsız kaldım. Şöyle bir kademe daha çıkıp üstünü mü kapatsak? Kapatmasak mı? Kapatsak mı? Kapatmasak mı? Yani şöyle yapabiliriz. Biraz saçma olacak ama aslında kapatmasak daha güzel. Daha şık duruyor. Buna daha sonra taştan yapacağımız için daha güzel bir dizayn düşünebiliriz. Şöyle toplayalım şunları şimdilik. Böyle değil mi? Aynen. Tamam. Ayenkli gözüküyor değil mi? Allah şık durdu. Şimdi ilk şeyimiz çeperimiz şık durdu. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Bu da garibim bunların olmasını bekliyor. Biz madenle ilgilenelim madem. Madem boş duracağımıza aşağı inip madenle ilgileneyim. Daha sonra da baksana madenimiz ne kadar güzel gözüküyor. Aşağı doğru gittiğim zaman iki tane zaten ham madde gözüküyor. Biraz daha buraları açalım. Ben açayım daha doğrusu. Daha sonra devam edelim. Şuralardan bakalım neler çıkacak. Aha. Neymiş bu? Gene clay. Clay şuradaki clay ile aynı. Şunları toplayalım. Taşlar lazım olacak. Kalenin çevresini yapacağız. Büyük bir kale yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bir dünya taşa ihtiyacım var. Çünkü altlarını kazayım da. Valla. Aha bu ne? Altın mı acaba? Altın mı bulduk? Altın önemli. Valla altın bulduk. Gördüğünüz gibi altın, gold. Altından altın paralar yapacağız. Aha demiri de bulduk. Demirden de ok yapacağız. Güzel ya benim ihtiyacım olan her şey var. Şu an demir altın zaten başka bir şeye ihtiyacım yok. Hop şunları da alalım. Ama ilk işimiz yiyecek üretmek. Bu maden olaylarına sonra gireceğiz. Direkt girersek biraz sıkıntı oluyor. Yani madende işçi çalıştıracağız buraya. Adam getireceğiz. Adamlar burada devamlı size işte altındır, demirdir, ne bileyim. Kömürdür çıkartacak bize lazım olan itemleri. Şuraya üçe üçlü yapayım da. Galiba bunlar sınırsız. Belli bir sınırı yok şu ana kadar. Hani ben sınır olduğunu görmedim. O da güzel bir şey. Devamlı çeker dururuz burada. Yani oyun eğlence amaçlı. Tamamen eğlenmek amaçlı. Yani şu kadar altın var, şu kadar şey var gibi zorunluluğu yok. Tamamen bir ülke kurup yönetmeye odaklı bir oyun. Ham madde de tükenmiyor. Multiplayer kısmı nasıl bilmiyorum. Eğer arkadaşlarınızla beraber mi oynuyorsunuz yoksa farklı kaleler yapıp arkadaşlarınıza mı saldırıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimal beraber oynuyorsunuzdur. Yani okla saldırmak pek saldırıya dayalı bir yapısı olduğunu görmüyorum ben oyunun. Bakalım neler olacak. Multiplayer'ini de deneriz bir ara. Güzel mi değil mi? Şimdi bakalım bu buğdaylarımız büyümüş mü? Büyüdüğü zaman toplayacak. Bunlar büyüsün. Devam ederiz ya. Evet sabah oluyor. Bakalım çiftçimiz uyanacak mı? Çünkü
Artık buğdaylarımız hazır. Buğdaylarımızı toplayacak ve de bize buğday verecek. Bakalım kalkacak mı? Hop kalkacak. Aferin lan fit diye kalktın ayağa valla. Şimdi bu hem toplayacak hem yeni seedler elde edecek. Yenilerini ekecek daha doğrusu. Bakalım toplayacak mı? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha, buradan mı toplamaya başladı? Allah'ın krosu ya. Gitti buradan aldı lan. Manyak mısın oğlum sen? Gördüğünüz gibi hem topluyor hem de ekiyor. İsterseniz ona yardımcı da olabilirsiniz. Şöyle toplayayım ben. O da eksin. Gördüğünüz gibi bize ne veriyor? Wheat veriyor ve de seed'ini veriyor. Bunları atalım şimdilik. Biz bir tane daha... Oğlum buraya kutu koydum. Buna koysana lan. Ne odun adamsın ya. Neyse ben şuradakileri toplayayım. Çünkü bu götürüp oraya koyacak. Daha yakın diye. Oraya koymamın sebebi de şuraya rara da tarla yapacağım. Buraya da tarla yapacağım. Buraya da tarla yapacağım. Buraya da tarla yapacağım. Orta noktada olsun da herkes ulaşabilsin diye. Yaptım. O şimdi ekiyor. Eksin. Eke eke. Ben de bir yandan topluyorum. Bunlar ilerleyen güncellemelerde. Büyük ihtimal isim verebileceğiz. Yatağını biz belirleyeceğiz. Şimdi random olarak gidip yatıyorlar. Ama isim verebileceğiz. Yatağını biz belirleyebileceğiz. Umarım. Sağ tıklayalım. Bir tane daha adam alalım. Bu da bize ekmek üretsin. Gördüğünüz gibi. Abo ekmek şeyi değişmiş mi? Sakın değişti deme. Ekmek üretmek için ne lazım? Eskiden şunu da üretiyorduk. Şimdi bir de bunu öğütmemiz mi lazım? Öğütmemiz için ne lazım? Öğütücü lazım. Plank and Stone. He. Bu bayağı uğraştıracak bizi ekmek. Ekmek üretmek kolay değil tabi. Şundan yapacağım bir tane. Yaptım. Dropstone. Bu biraz uğraştırıcıymış. Değil mi? Bir tane daha adam istiyor bunun için. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şu şeyi merak ediyordum. Ekmeği daha sonra yaparız. Şuradan daha hızlı yiyecek üretmek için şey yapalım. Berry Farm. Birdland Farm'ı yapalım. Hadi bakalım. Birdland Farm'ı. Two Lorch mu? Kaça kaçlık oluyor bu? En fazla 6'ya 6'lık oluyor. Bunu başka bir yere yapalım o zaman. Birdland Farm'ını şuraya mı yapsam? Nereye yapsam? Şöyle mi yapsam? Şu ağaçları kaldırıp buraya mı yapsam? Birdland Farm'ı da burada olsun. Neyse şuraya yapalım madem. Şöyle şurada olsun. Birdland Farm'ına da bir bakalım. 6'ya 6'lık olsun ya. Düzen olsun. Buna da işçi istiyor. Ben şunu yapabilirim şimdi. Bu adam ekmek üretemiyor sonuçta. Ben bunu kaldırdığım zaman şöyle pardon şuradan bunu kaldırdığım zaman otomatikman farmcı oluyor ve kırmızı giyindi gördüğünüz gibi. Birdland farmı için gidiyor tarlaya ekecek şimdi şurada belirlediğimiz tarlaya neredeydi şurada belirlediğimiz yere ekmeye başlayacak. Ve de daha hızlı bir şekilde aha Birdland'leri ekiyor valla. Böyle mi yapıyormuş? Yalnız bu fazla yer kaplamaz ki ya. Böyle böyle büyütecek. Ben de ilk defa sizlerle birlikte görüyorum. Evet. Buralara da gerek lütfen. Şuralara da ek. O süper. Bu Birdland'ler yeni geldi. Bunları da toplayıp gelecek. Ben hemen şuradan bir tane şey yapayım. Ha, Birdland direkt topluyor. Süpermiş. Ben sana yavrum şuraya kutu da koyayım. Bayrağın oraya gitme. Tamam buraya gel. Birdland'i boşaltmak için. Biz toplayabiliyor muyuz? Ha, biz kaldırabiliyoruz. Biz toplayamıyoruz. Nereye koydum ben onu? Heh, aferin lan. Aferin lan. Direkt ekiyor. Güzel. Böylelikle Birdland'imiz oluyor. Ve yiyeceklerimiz daha da gelişiyor. Daha sonra bir tane daha Birdland yaparız. Abimizi çağırırız. Biraz daha geliştiririz. Yiyecek büyük sıkıntı çünkü. Birdland şeyimi yapar, buraya farmı yaparız. 4 tane farmı yaparız. Ondan sonra ekmek üretmeye geçeriz. Ondan sonra da artık madenlere falan gireriz. Ve kolonimiz büyümüş olur. Birdland'lerin bize sunduğu yiyecek 0,6 yiyecek sunuyormuş. Bu ne kadar? 0,4. Ama ekmeğin sunduğu 3. Yani bir tane ekmek 3 tane burada etki ediyormuş yani. O yüzden ekmek yapmak daha faydalı. Ama ekmeğe daha vaktimiz var anlaşılan.
Bunları toplayacak, tekrar ekecek. Böyle bir oyun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kimse üzmeyin.